Hepinize merhaba. Bugün damlama sulama kurulumu, yani boruların kurulumu ile ilgili sizlere birkaç hayati püf nokta vereceğim. Bunu ilk defa kuruyorsanız veya önceki senelerde kurmuşsanız gerçekten bu bilgiler çok işinize yarayacaktır. Şimdi öncelikle damlama sulama borularında bu sisteme, yani asıl sulama yapan yere değil de sisteme giderken ki bu boruları toprakla örtün veya alttan geçirmeye çalışın. Neden diyeceksiniz? Bunun en büyük nedeni, birçok yer damlama sulama borularını ultraviyole, yani güneş ışınlarına karşı korumalı diye satıyor ama çoğu yalan, çoğu böyle değil. Gevriyor, yani çok böyle nasıl desem, gevrek oluyor yani borular. Güneş gördükçe bu daha da çoğalıyor. İnanın bana, topraktan gelecek herhangi bir zarar yok ama güneşten gelecek zarar çok fazla. Aynı şekilde şeyler de gevriyor arkadaşlar. Bu damlama sulama başlıkları var ya, işte bir boy boy değişiyor bunlar da. Bakın bende ne hale gelmiş. Şuradaydı. Bakın. Görüyor musunuz? Güneşten kaldırırken, geri kurarken o kadar şey olmuş ki, hani böyle şey sıkmanıza bile gerek yok. Bakın. Un ufak oluyor başlıklar. Bu işte güneşin plastiğe olan zararları. Bunları yeni başlıklarla değiştirdim ama yeni başlıkları da bol bol alın. Bunları bir poşet içerisinde güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Bakın, bu 2-3 sene önce aldığım başlık ve çiçek gibi duruyor. Bu başlıkları da teker teker kontrol edin ve kurulum yaptıktan sonra arkadaşlar bu sistemi, bir de şey söyleyeyim, eksiz yapmaya çalışın. Neden eksiz yapacaksınız? Çünkü bunu ekli yaparsanız arkadaşlar, ister istemez o dirsek noktalarından, işte T bağlantılardan falan kaçırıyor bu borular. Damla damla akıtıyor, yani çok iyi sıksanız bile güneş gördükçe bunlar genleşiyor, işte büzüşüyor, genleşiyor, şişiyor falan. O bağlantı noktalarından ister istemez kaçıyor. İster istemez kaçınca da oradan bir su sızıntısı oluyor damla damla. Eksiz yapmaya çalışırsanız böyle benim yaptığım gibi, bakın geliyor, boru doğrudan dönerek gidiyor belirli bir açıyla. Böyle yaparsanız hiç kaçırma olmaz. Onun dışında kurulum yaptıktan sonra da arkadaşlar, şu borunun en sonundaki sonlandırıcıyı eğer varsa çıkartın. Geçen senelerden falan takılıysa hala, takılı değilse zaten gerek yok. En başından, borunun en, hattın en başından bir tazikli su verin. Bakın, ben az önce açtım taziyi. Görüyorsunuz içerisinde işte ölü böcekler, örümcekler, yaprak falan parçaları, işte kumlar, bilmem neler, bunun gibi şeyler doluyor. Ve bunlar dolduktan sonra şu damlama sulama başlıklarını tıkıyor. Ve hepsini de aynı anda tıkamıyor. İşin gıcık tarafı da o. Bunu bugün tıkıyor. İşte şunu bir hafta sonra tıkıyor. Bunu 15 gün sonra tıkıyor. Ve siz her gün bunları kontrol ediyorsanız görebiliyorsunuz ve uğraştırıyor, sizi meşgul ediyor. Bu niye buraya su damlatmıyor falan diye birden işte kurcalamaya falan başlıyorsunuz. İşte bitkilerin boyları değişik oluyor, böyle Meksika dalgası gibi şey oluyor, uzun bir süre sonra görürsünüz. Her gün böyle kontrol edebilirsiniz. Neden? Çünkü bin kök de olabilir. Hani damlama sulama sistemini kurduğunuz yerde, seranın içinde, bahçenizde 10 bin kök de olabilir veya 50 kök de olabilir. Her gün kontrol edemezseniz sıkıntı. O yüzden en başta hattı kurduktan sonra bir tazikli suyu verin. Ondan sonra tüm içindeki pislikler bir arınsın, çıksın. Ondan sonra sonlandırıcıyla kapatırsınız. Suyun girişinde de zaten filtre falan herhangi bir şey varsa sıkıntı olmayacaktır. Herhangi bir tıkama başlıklarda olmayacaktır arkadaşlar. Ve bu şeyleri de yaptıktan sonra arkadaşlar, dediğim bu püf noktaları da yaparsanız, uygularsanız gerçekten çok güzel randıman alırsınız. Bunları uzun süre kullanırsınız. İlk boruyu seçerken dediğim gibi ultraviyole, güneş korumalı almaya dikkat edin. Güvendiğiniz, bunun garantisini verebilecek yerlerden almaya çalışın. Tanımadığınız yerlerden pek fazla oralara yanaşmayın. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu bilgilerle bu damlama sulama borularını uzun zaman kullanabilirsiniz. Boşuna ek her sene masraf yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bunlar benim kişisel tecrübelerim arkadaşlar.
kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da beni sevindirecektir, mutlu edecektir. Sizin en azından bir ekran başında bana destek olduğunuzu bilmek gerçekten beni mutlu ediyor. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.